2022 yılının başında kendime koyduğum bir hedef vardı. YouTube'da 100.000 takipçiye ulaşacağım diye. 2022'de ulaşamadım. 2023'te de ulaşamadım ama dün gece ulaştım. Bu videonun amacı öncelikle sizlere teşekkür etmek elbette. Sizler sayesinde 100.000 kişiye ulaştım. Yorum yapanlar, like yapanlar, abone olanlar, başkana tavsiye edenler iyi ki varsınız. Çok çok teşekkürler. Videonun ikinci amacı da acaba değer miydi konusunda biraz kişisel bir öz sorgulama ve kendimden çıkardığım derslerden size yatırım tavsiye ederim. Evet, bu sefer yatırım tavsiyesi de vereceğim. Bir YouTuber olmak iyi bir fikir mi? Bir YouTuber olmak nasıl bir süreç? Ne kadar para kazandırıyor? Başka neler getiriyor hayatınıza ve tabii ki neler de kaybettiriyor? Çünkü bir yandan da YouTube süper, yorucu ve insanı epey tüketen bir yer. İşte bütün bunları bugün size anlatacağım. Eğer aranızda bir YouTube kanalı kurmayı düşünen veya var olan kanalı büyütmek için daha fazla odaklanmayı planlayanlar varsa bu videom tam size göre olacak diye düşünüyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Kanalımın ilk videosunu 2019 yılında yükledim. Manhunt, Unibomber tam bir inovasyon hikayesi. Bir diziyi değerlendirmiştim burada. Netflix'te oynayan bir diziyi. Tabii ben bir sinema kanalı değilim. Dizinin inovasyonla çok ilgisi vardı. O çerçevede değerlendirmiştim. Kaç kişi izlemiş? 2083 kişi. İki tane de yorum almıştım. Başlangıç burası. Beğeni fena değilmiş. O günden bugüne 750'ye yakın video yüklemişim. 2019, 2020, 2021'de aslında oldukça düşük bir tempoda ilerledim. 2022 ve 2023'te ise olaya tam anlamıyla yüklenmeye başladım. Yolculuk boyunca videoların içerikleri çok değişti. Aslında ilk başlarda biraz daha kişisel gelişime odaklıydım. Burada görüyorsunuz epey bir kişisel gelişim videoları vardı. Çünkü bu bir yandan da bizim haddini aş kulübünün bir uzantısı ve orayı da bir bütünlük içerisinde gidiyordu. Ama daha sonra sizlerden aldığım geri bildirimlerle teknoloji gelecek ve yatırımın birleştiği enteresan bir kesişim noktasını kendime buldum. Orada da çok niş bir alana yönlendim. Yani elbette Türk borsası konuşsam, altın konuşsam gümüş konuşsam daha fazla izleyicim olabilir veya kripto para konuşsam. Arada sana kripto para konuşuyorum ama biliyorsunuz son zamanlarda iyice azalttım. Bunları tercih etmedim çünkü ben bir niş arıyordum kendime ve Amerikan borsası özellikle de Nasdaq ve teknoloji bölgesi benim çok ilgimi çeken alandı. Beni pek iyi tanımayanlar için ben uzun yıllardır kurum lara inovasyon konusunda eğitimler veren bu konuda kitapları olan birisiyim zaten. O yüzden inovasyonla yatırım birleştiği yer esas güçlü olduğum alandı ve bu çerçeveye doğru döndükçe içeriklerde YouTube'daki izleyici sayısı da artmaya başladı. Burada da YouTube kanalımın ne kadar izlendiğini görüyoruz. İlk kurumdan beri 7.573.000 izleme gelmiş. Hakikaten dehşet bir rakam bana göre. Ve baktığımızda 2019'dan aslında 2022'ye kadar pek bir şey olmadığını görüyoruz. Sonra hızlanıyor. Arada yavaşlamalar var. Zaman zaman enerji düştüğü günler oldu. Mesela 2022'nin başlarında Amerika'da finansal piyasalar çok kötü gidiyordu. O biraz moralimi bozdu. Bir ara kripto paralara her ay bin dolar yatırıyorum diye bir video serisi başlatmıştım. Sonra kripto paralarda cehennem koptu. Luna battı vesaire. O videoları kestim. O biraz benim moralimi bozdu. Böyle bir inişler çıkışlar hep oldu açıkçası. Bir de tabii tek işim bu değildi. Çok yakın zamana kadar şimdi neredeyse tek işime döndü YouTube. Ben aynı zamanda bir konuşmacıyım. Aynı zamanda eğitmenim. Bütün o işler de vaktimi aldığından zaman zaman yeterli video üretemiyordum. Fakat 2022'nin ikinci yarısından itibaren gerçekten çok yoğun video üretimine başladım. Son birkaç ayda siz de görüyorsunuz daha da yoğunlaşmış durumdayım. Ve bu da izleyici sayısını düzenli olarak artırdı. Bunu sayıda dökmek gerekirse 7.6 milyon izlenmenin 4.9 milyonu son bir yılda gelmiş. Bu da işte benim ne kadar odaklandığımı gösteriyor. YouTube'da büyüyecekseniz bazı videolarınızın viral olması gerekiyor. Yani YouTube algoritmasının videonuzu yakalayıp çok fazla insana göstermesi lazım. Bu kadar videonun içerisinde en çok izlenen videom Tesla'nın tır çekicisiyle ilgili videoydu. Hala bugün bile neden bu videonun çok izlendiğini bilmiyorum. 464.159 izlenme almış. İkinci en çok izlenen videomda da arsa nasıl alınır? Çok popülerdi o dönemde Metaverse arsalar. Herkes bunları konuşuyordu. Bunun nasıl yapıldığını anlatmıştım. Ama almayı kesinlikle tavsiye etmemiştim. Hatta kendimi küçük bir yatırım olduğunu onda sattığımdan bahsetmiştim. O video 227.000 izleme aldı. Daha sonra 5 yıl içerisinde 1 milyon dolara ulaşmak için kaç adet hisse senedi almalısınız diye bir video. 194 bin izlemeye ulaştı. Hala da çok izleniyor. Orada 4 hisse senedinden bahsediyorduk. Nvidia vardı aralarında. Şanslıyım o çok hızlı uçtu gitti. Bir de Palantir vardı. Palantir tabi Nvidia ile beraber en coşkulu hisselerden bir tanesi çıktı. O video çok izlendi. Daha sonra Mr. Beast ile ilgili bir video yaptım. Mr. Beast en popüler YouTube karakterlerinden bir tanesi. Onun zenginleşme hikayesini anlattım. 193 bin izleme aldı. Ve bir de short video var burada. Burada Elon Musk ile İsrail'in gerginliği büyüyor. 165.752 izlemede de bu aldı. En son viral olan videomda yakın zamanda yayınladığım Apple elektrikli otomobil üretmekten neden vazgeçti? 111.000 görüntülemede onda var. Buraya baktığımda ne görüyorum ben? Birincisi eğer güncel haberler üzerine bir video yapıyorsanız bunun viral olma ihtimali çok daha yüksek. YouTube algoritması o tip içerikleri çok çok seviyor. İkincisi bizim vatandaşımız tır seviyor. Neden bilmiyorum. Ama sırf o tip videolar gitmek de mümkün değil. Çünkü çok geçici oluyor videoların başarısı. Gündemden çıkınca mesele videoda aşağı doğru gidiyor. Bunun için 5 yıl sonra 1 milyon dolar için kaç hisse senedi almalısınız. Haftada 100 lira yatırım yaparak zengin olabilirsiniz gibi insanlara yol gösteren know-how videoları da gerekiyor. Önümüzdeki dönemde zaten bunları artıracağım. Amerikan hisse senetlerini incelediğim Seeking Alpha ile yeni bir iş birliğine gittik. O iş birliği çerçevesinde her hafta artık eğitimsel videolarda olacak. Hisse senedi nasıl seçilir, bilanço nasıl incelenir vesaire. Çünkü görüyorum ki o tip videolar uzun uzun vadede aslında daha iyi sonuç getirebiliyorlar ama kısa vadede bizim biraz güncelliğe değinmemiz lazım. Peki kanalın kabaca hikayesi bu. Bütün bunlar bana ne getiriyor para olarak baktığımızda kanal aslında iki yerden direkt para kazanıyor. Bir tanesi reklam gelirleri kanalın. Onlar benim için oldukça düşük bir rakam çünkü sadece 100 bin takipçim var. Nasdaq borsası ve teknoloji gibi alanlar çok fazla reklam veren de çekmiyor. O yüzden gelirimin aslında küçük bir bölümü oradan geliyor. Peki YouTube'daki gelirin ana kaynağı nedir derseniz üyelikler yani katıl üyelere esas gelir orada. Bakalım son sayına kadar an itibariyle 1248 ücretli üyemiz var. En büyük gelir kaynağı YouTube'dan direkt para kazanmam da bu. Biliyorsunuz burada devletimiz bizden vergili direkt kesiyor. Çünkü YouTube'dan elde ettiğimiz parayı bankada özel bir hesaba da oradan transfer ediyor. Devlet oradan vergisini otomatikman kesiyor. %15 belli bir gelir sınırına kadar ben o sınırı şu anda aşmış durumdayım. Ama bunların dışında başka gelir kaynakları da var. Mesela gelir kaynaklarından bir tanesi elbette iş birliklerinden geliyor. Şu anda kanalımızda Kuanfury ile iş birliğimiz var. Kuanfury Amerika'daki ise senetlerini alıp satmanıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda burada kripto ticareti de yapabiliyorsunuz. Üstelik de sıfır komisyonla ve dilerseniz kaldıraşlı işlemle yapabiliyorsunuz. Bunun dışına zaman zaman tek videoluk sponsorlar da geliyor. Çok fazla almıyorum öyle şeyleri. Kanalı fazla kirletmemek için. Özellikle kriptoya aslında açılsam oradan acayip sponsor geliyor ama ben o taraftan pek hoşlanmadım. Ve bu üç kaynak benim iki çocuğu özel okulda da okutmama, evimizin bütün giderlerini karşılamamıza yardımcı oluyor. Hatta bir miktar buradan tasarruf da elde edebiliyoruz. Hala eğitim ve danışmanlık işlerim az da olsa devam ediyor bir gelir kaynağı olarak. Ama YouTube'un bize açtığı bir gelir kaynağı daha var. O da Haddini Aşk Kulübü. Haddini Aşk Kulübü de bir üyelik modeli aslında. Türkiye'deki ilk modellerden bir tanesidir. Bazı arkadaşlar sırf YouTube katıl üyesi olmakla yetinmeyip buraya da gelmek istiyorlar. Çünkü Haddini Aşk Kulübü olmanın bazı avantajları var. Ne gibi avantajları var derseniz birincisi şu paket üye olduğunuzda hem YouTube katlı videolarının tamamını izleyebiliyorsunuz hem de WhatsApp topluluğuna katılıyorsunuz zaman zaman canlı seanslar da yapıyoruz burada bir de ikinci bir üyelik paketimiz daha var yatırım ve gelecek Plus diye onun fiyatı da biraz daha pahalı görüyorsunuz orada bu paketin üzerine benden bir seans bir mentorlukta alıyorsunuz ve size nasıl yatırımcı olmanız gerektiği konusunda tavsiyelerde, önerilerde bulunuyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Nasıl yatırımcı olmanız gerektiği konusunda size özel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Haddini aş kulübünün gelirini de üstüne kattığımızda epey rahat bir hayat yaşayabiliyorum. Buradan kendisi şu dersi çıkartın. YouTuber olduğunuzda sıf YouTube'un kendi reklamlarından gelen paranın yetmesi çok zor. 100 bin takipçi bir sitede bile bu epey zor. Muhtemelen milyonu geçtiğimiz zaman ancak bu anlamlı hale gelecektir. Çünkü çünkü an itibariyle 100 bin aboneyle videolardan ciddi reklam geliri elde etmek pek mümkün değil. Bakın bu en çok izlenen videom. Onu detayına bir bakalım istiyorsanız. Tesla'nın tırını anlattığım video. Analitiğine baktığımızda 4.573 lira para kazandırmış. Yani 464 bin izlemeye karşı bu kadar para. Bu yetmez. O yüzden abonelik modeli, o yüzden haddini aşk kulübü, o yüzden sponsorluk işbirlikleri ve belki de YouTube'u pazarlama kanalı olarak kullanacağım başka iş fikirleri. YouTube bütün bunlar için müthiş bir dağıtım kanalı özelliğine sahip. 1 milyon takipçiye ulaşsam belki bu sayılar değişebilir. Belki şu kabaca 10'a katlanabilir. Video başı 45-50 bin lira. Hı, fena olmaz da çıkası. Ama ben orada değilim. Peki hayata başka ne katıyor? Valla gittiğim pek çok yerde bir tanıyan çıkıyor. Sık sık ikramlarla karşılaşıyorum. O çok hoşuma gidiyor. Veya bir yerde sırada beklerken bazen bana torpil yapmaya çalışıyorlar. Sokakta birisi geliyor hocam var olun sayenizde çok şey öğreniyoruz diyor. Manevi tatmin yönü müthiş. Bir de ben bir konuşmacıyım aynı zamanda büyük kurumlarda o konuşmacılık tarafıma da hafif de olsa bir faydası oluyor. Çünkü insanlar biraz daha tanınan birisini izlemeyi seviyorlar. Tabii bir gün 1 milyon aboneye ulaşınca buna daha da kuvvetli hale gelecek. Peki bütün bunlar için parasal yatırım ne kadar yaptım? Hiç reklam vermedim. Öyle bir giderim olmadı. Zaman zaman editörlerle çalışıyorum ama işimin çok büyük bölümü kendim yapıyorum aslında. O yüzden pek genel giderim de yok. Tabii ki ekipmana belli bir para harcadım. Bunun tam detayını şu anda çıkarmam zor ama ışıklandırmalarım, kameram, monitörlerim, bilgisayarım, mikrofonları, bütün bunları bir yere getirdiğimizde yanılmıyorsam bir 25-30 bin dolar civarında yatırım var burada ama böyle başlamamıştım yani çok daha basit ekipmanlarla başladım. Zaman içerisinde büyüttüğüm bir kısmına gereksiz. Ben biraz ekipman seviyorum. Siz YouTuber olacaksanız bu kadar çok ekipman ihtiyaç var mı? İlk başta yok ama sonra sesinizin, görüntünüzün belli bir kaliteye ulaşmasını istiyorsanız biraz ekipman yatırım açıkçası gerektiriyor. Ama YouTube'un esas gerektirdiği şey emek. Inanılmaz emek. Çok yorucu. Her an kafanız bir sonraki içeriğinize çalışıyor. Her izlediğiniz, her okuduğunuz şeyde ben bundan nasıl iyi bir içerik çıkarırım diyorsunuz. Haftada 3 veya 4 herkesin izleyebileceği videolar yüklüyorum. Haftada 2-3 kere de YouTube katıl veya haddini aç kulübüne özel videolar yüklüyorum. Gerçekten yorucu bir iş. Neyse ki nispeten odaklı bir alandayım. Yani süper yaratıcı bir şey yapmam gerekmiyor. Hisseleri konuşuyoruz, teknolojiyi konuşuyoruz. Bununla ilgili haberleri konuşuyoruz. O yüzden içerik konusu bulmak kolay ama onu kaliteli bir içeriğe çevirmek, izlenebilir bir içeriğe çevirmek hiç de kolay değil. O yüzden gerçekten zaman alıyor. Günlük tempom şöyle oluşuyor bundan dolayı. Sabah 5 civarında genelde uyanıyorum. Videomla ilgili içeriği yazmaya başlıyorum. Görselleri toparlıyorum. Videoyu çekiyorum. Öğlene doğru da videoyu yüklemiş oluyorum. Ondan sonra da diğer işlerime bakıyorum. Gece de saat 930 ondan sonra yine bilgisayarın başına oturuyorum. Amerikan borsaları kapanana kadar haber akışlarına bakıyorum. Her gün değilse de hani bazı günler kaçamaklar yapıyor. dışarı çıkıyorum ama bu da hayatım rutinin bir parçası. O yüzden YouTube beni aslında eskiden daha fazla çalıştırıyor. Bir de eğitmen veya konuşmacı yani hep aynı konuyu aslında anlatıyorsunuz bir yerden sonra. Burada öyle de değil sürekli taze yeni şeyler gerekiyor. Peki toplama baktığımızda bu kadar emeğe değiyor mu? Bence değiyor. Çünkü parası olarak epey tatmin edici. Artı manevi olarak da zevkli. Tanınmak, bilinmek, insanlara değer katmak, teşekkürler almak güzel. Tabi bir yandan zaman zaman küfür de giyiyoruz. Ağır hakaretlere maruz kalıyoruz. Yorumların bazıları hakikaten çok çok üzücü oluyor. Geçenlerde bir araştırma okudum. İçerik üreticileri dünyada anksiyete, depresyon gibi konulara normal insanlardan %10-15 daha yatkınlarmış. Bunun sebebi de özellikle bu yorumlar. İnsan niye bilmiyorum yüzlerce iyi yorumlar arasında bir tane kötü yoruma odaklanıyor ve sinirleniyor. Bazen sinir cevaplar da veriyorum. Bundan dolayı birkaç tane şu anda davam da sürüyor. O yönde insanı alıp götüren yön. Ama bugün geriye gittiğimde kendime tek eleştirdiğim konu keşke daha önce başlasaydım. Keşke 10 yıl önce, 15 yıl önce YouTube daha yeni ilistirilirken başlasaydım. Çünkü bugün çok daha muhteşem bir yerde olabilirdim. Peki size YouTuber olmayı tavsiye eder miyim? Ederim. Ama hangi koşulla? Eğer anlatacağınız bir bir şey varsa veya anlatmaya değer bir şeylere meraklıysanız. Çünkü ben de sabah bilmiyorum ne anlatacağımı gidiyorum, inceliyorum, araştırıyorum. Bu mümkün ama anlatmaya değer konulara ilgim de var. O zaman bence YouTuber olmalısınız. Çünkü YouTuber direkt gelir yaratan bir konu olduğu gibi diğer bütün işlerinize de yardımcı oluyor. Tanınmanızı sağlıyor. Başka işleri pazarlamanıza da yardımcı oluyor. Yani gelir olarak çok zevkli, manevi olarak da epey tatminci. Ama çok emek istediğini ve uzun süre sürünceğinizi de baştan kabul etmeniz lazım. YouTube böyle ani başarıların olduğu bir yer pek değil. Var öyle birkaç örnek ama çoğu zaman 3-4 yılı buluyor ortalamalarda 100 bin takipçiye ulaşmak. 1 milyon takipçiye ulaşmak sonraki süreçte biraz daha hızlanabiliyor. 2 yıl içerisinde 1 milyon takipçilere gelinebiliyor eğer düzenli içerik üretmeye, kaliteli içerik üretmeye ve insanlara değer katmaya devam ederseniz. Ama hepsini becerirseniz bağımsız dünyanın her yerinde çalışabilen birisine dönüşebiliyorsunuz. Mesela dijital göçmen vizeleri diye bir konu var. YouTube gelirinizi belgelediğiniz anda dünyanın hemen hemen her yerinde size dijital dijital göçmen vizesi veriyorlar ve gidip orada özgürce çalışabiliyorsunuz, yaşayabiliyorsunuz. Tabii bizim çok çocuk var öyle bir şey kalkışmadık şu ana kadar ama ileride olabilir. Neden olmasın? Bütün bunlar çerçevesinde bence çok zevkli. Peki bu işe kalkışanlara ilk tavsiyem ne olur? Hemen bugün ilk videonuzu koyun. Ekipmanınızı pek düşünmeyin. Zaten çok dandik başlıyor bu işler hep. Ben çok ünlü YouTuber'ların hepsinin ilk videolarını biliyorum. Berbat videolar, görüntüler, ışıklar, sesler, anlatımlar çok kötü. Ama o ilk videodan sonra gelen geri bildirimlerle geliş iştirmeye başlarsanız kendinizi başarısız olmanız bence mümkün değil. Bunun sebebi de mevcut televizyon kanalları artık ölüyor. İnsanlar o kanallardaki kimi zaman siyasi taraflı, kimi zaman aşırı reklam kokan şeyleri pek sevmiyorlar. O yüzden YouTube büyümeye devam ediyor ve siz kendinize bir niş bulabilirseniz, benim bulduğum nazlık, teknoloji, yatırım, gelecek nişi gibi küçük bir niş bu. Yani çok daha büyük nişler de var. Ben buraya odaklandım. Siz de kendi nişinizi bulursanız ve o nişe değer katacak içerikler üretirseniz bence sizi mutlu veya bekliyor olabilir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Normal videolarımdan daha düşük tempoda bir video olduğunu da biliyorum. Ama tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle beraber buraya geldi bu işler. Çok mutluyum gerçekten. Bakalım 1 milyona ne zaman ulaşacağız. Ben içerik üretmeye, değer katmaya devam etmeye çalışacağım. Sizler de inşallah beni izlemeye, beğenmeye, başkalarıyla paylaşmaya devam edersiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.